Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli tinozur görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki buluvatkan kün tertiptiki haberlerine huzuruna sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız olsun. Cenevede Xitay'nın irqi qırğınçılıq cinayeti haqqıda sürat körgezmesi ötküzülmekte. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir ay davamlaşıdığan kişilik hukuk kengişi yığını bu hafta resmi başlangan bulup, yığın bilen tan Cenevedeki BDT binası aldıda Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayeti tunuşturulgan sürat körgezmesi ötküzüldü. Mezkur körgezme Dünya Uygur Kurultayının oralaştırışı, Amerika hükümetinin kolleşi bilen ötküzülgen bulup, köplügen devletlerinin elçileri körgezmenin içiliş murasımıga katnaşkan. Dünya Uygur Kurultayının Reuters agentliğiga bildirilişçe, bu körgezme keyin Brüssel ve Berlin'de mi ötküzüldüken, Amerika vekiller ömükinin bayanatçısı bu ayakta tohtilip, Amerika hükümetinin insan haklarını Xitay siyasetindeki merkezi orunga kuyuşka küşeydiğallıkını, Xitay'nın Şarkı Türkistan, Tibet, Hong Kong ve başka caylarda sadır kılıvatkan eğir insan hakları depsençilikige dikkat kılıvatkanlıkını bildirgen. Xitay'nın Cenevedeki vekiller ömüke tünögünki bayanatıda bununla narazılık bildirip, Amerika'nın siyasi oyun oynadı, yalgan uçur tarqıtıp ardın payda almakçı deb ayıpligen. Xitay'nın alahide vekili Jiang Duan bu haftadaki bir yığında, yine Amerika'nın burun yerli halıqa irqi qırğınçılıq ve sistemlik irqi qırğınçılıq yürgüzgenlik bilen ayıpligen. Amerika vekili Benjamin Mullin bununla cevaben, ilgiri ahlaksızlık kılmışlarga duç gelgen ve onu yakşılaşka urungan devletler bilen, hazırkı insaniyetke karşı cinayet sadır kılvatkan devletler otursa da perek bar deb radiye bergen. Avrupa İttifakı mecburi emgek mehsulatlarını çekleş kararı geldi. Avrupa İttifakı mecburi emgeke çetişlik mehsulatlarının Avrupa İttifakı devletlerde setilişini çekleş kararı gelgen bulup, bunun içi de Uygur mecburi emgek mehsulatları mı bar iken? Fransiya Xalqara Radyosu'nun 15. sentabrdaki haberde bildirilişçe, Avrupa Komitetinin reisi Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentinde içilgan Avrupa İttifakı'nın yıllık yığında kılgan dokulatıda, bütün dünyada 25 milyon adam tehdit astıda mecburi emgek kesilmekte. Biz onların mecburi emgek bilen işlep çıkarılgan mehsulatlarının Avrupa'da setilişiga yol koymayımız. Şuna biz mecburi emgek gücü arkalık işlep çıkarılgan mehsulatlarının bazarımızga kirişini çekleşini teşebbüs kılmaz diyen. O sözün ahırda insan haklarını herkandak bahada satkılı bolmaydı diyeni tehditligen. Fransiya agentliğinin haber kılışça, gerçi von der Leyen sözüde hiç kanda devletini tilga almagan bolsumu, Xitay'daki Uygur mecburi emgekini közde tuttu deb karalgan. Avrupa Parlamentinin bir kısım azalarımı onun bu kararını karşı aldığalıqını bildirgen. Avrupa Komiteti reisi yine Avrupa İttifakı'nın Hindi Tinç Okyan rayonu meselesine tığımı köp katnışını ve aktiflik bilen rayondaki meblağ siliş istiratiyasını kayta oylanışını ümit kıldığalıqını bildirgen. Köplügen mütexessisler ve amevi teşkilatların nurgun zavutlarının bulunma tokumuculuk zavutlarının Şarkı Türkistan'a cöleşkallıkını, devlet halkıgan şirketlerini mal bilen temelleydikallıkını küçülük deliller bilen ispatlap çıkan. Növette Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uygurlarını ken külemde mecburi emgekke siliş cinayeti köplügen devletlerinin izcil ayıplişige duç gelmekte. Xitay rejimi bolsa cinayetine yuşuruşka urunup, ceza lagiri ve mecburi emgek orullarını atalmış kesbi terbileş merkezi, işince emgek küçünü işka orulaştırış digen namlar bilen perdazlamakta. Xitay Şarkı Türkistan'daki bastırışını küçeytişte rezil usullarını tepip çıktı. Xitay Şarkı Türkistan'da atalmış, ikrar kılıç, cinayetini tunuş, ayıplaş ve aklaş meslehet uyu kurup, bastırış ve kontrol kılıç terör siyasetine tıxımı önümlük icra kılıçka yol açkan. Xitay Xaber Toru'nun 15. sentabrdaki haberde bildirilişçe, Xitay Şarkı Türkistan'ın Karmay şehri Mayta rayonda atalmış, ikrar kılıç, cinayetini tunuş, ayıplaş ve aklaş meslehet uyuyunu tuncu bulup tesis kılgan. Mezkur oranı tesis kılıçka Xitay'nın atalmış Xalık Teptiş Mehkemesi başlamçılı kılgan. Xitay mezkur alahide orunu alahide terbiyeleş, çirikliknin aldın iliş, dilolarını kamera aldıda bir taraf kılış digen söz ibaretler bilen perdazlaşka orungan. Halbuki Mayta Rayollu Teptiş Mehkemesi mesulunun ayıpleş, paşkılış ve meslehet suaray söhbidige birli vaxta avazlıq ve sillik sistemlaşkan kurulma ornatildi. Bu arkalık cinayet gumandarının, cevapkarlarının ikrar kılış pozisyasının kayta özgürüşünün önümlük aldın ilipli kalmay, cevapkarının cinayetini ikrar kılış ve cezanı kubul kılışının mukumluğa kapalat kılgılı buludu digen. Bayanları yeni yolga kuyulgan mezkur oranın esli mahiyetini körsüp bergen.
Bildirilishicha, atalmış Xalq Taptish Mahkemesi birleşme yig'in chaqirib, qonunlashtirilgan mazkur terror siyosatini har qaysi qatlamlarda tashviq qilib, amaliy hamkorlik mexanizmi o'rnatish kerakligini ta'kidlagan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining yig'inqa necha yil mobaynida xalq orasida o'zaro pash qilish, o'zini ma'lum qilish, jinoyatini tunish harakatini qanot yoydirganligini, shu orqali keng ko'lamli tutqunga maydon hozirlaganligini Bu qitim Xitoy Taptish Mahkamasining boshlamchiligida atalmish iqror qilish, jinoyatini tunish, ayiblash va oqlash maslahat uyini qurish orqali Sharqiy Turkistondagi terror siyosatini qonunlashtirish va tixmo qulaylashtirish maqsadiga yetmoqchi bo'lganligi. Bu orqali Sharqiy Turkistondagi bostirish va kontrolini qayta kuchaytirishga urinayotganligi bildirilmoqda. BDT umumiy kengash yig'inida Afg'onistonning vakillik masalasi qiziq nuqtaga aylandi. BDT'nin 76. növetlik umumi yığını 14. sentabrdan 30. sentabrgacha davom etadigan bo'lib, 21. sentabr har qaysi davlat rahbarlari fikr bayon qildi ekan. Umumiy kengash yig'inida kengashning yangi raisini saylash, BDT yillik xomchod lahiyasiga bilet tashlash orqali qaror qilish va kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlarni bartaraf qilish qatorliq nurg'un ichki ishlar bartaraf qilindi ekan. BBC'nin xabar qilishicha, bu qitimqi yig'inda tashqi dunyoning eng diqqatini qo'zg'ina yanala umumiy kengashning to'liq huquqliq komiteti a'zolari haqida qaror chiqarishi ekan. 9 davlatdan tarkib topgan bu komitet Birlashgan Davlatlar tashkilotining qaysi siyosiy o'rinlarni Birlashgan Davlatlar tashkilotining qonuniy vakili deb qaror qilishga mas'ul bo'ldi ekan. Navbatda xalqaroning diqqati Talibanning BDTdagi Afg'oniston vakili bo'lish bo'lmaslik masalasiga markazlashdi ekan. Bildirilishicha, komitet Talibanning Afg'onistonga vakillik qilish masalasini darhol bartaraf qilmaydi ekan. Ammo mo'ljallanishicha, bu komitetning tashkillanishiga munosabatlik masalalar kelgusi qarorlarga ta'sir ko'rsatadi ekan. Shuning bilan bir vaqtda bu yig'in Talibanlarning xalqaradagi o'rniga ta'sir ko'rsatadi ekan. Navbatda hech qaysi davlat Taliban hokimiyatini Afg'onistonning qonunli hukumati deb rasmiy e'tirof qilmagan. Ammo Saudi Arabiston, Iran, Pokiston qatorliq Birlashgan Davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar Talibanlar bilan quyuq munosabati bor deb qaraldi ekan. Undan boshqa Taliban siyosiy komitetining boshlig'i Mulla Abdul G'ani birodar oldingi qitim Xitoyni ziyorat qilganda, uni Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi qabul qilgan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bo'lsa, asoslik davlat manfaatini oldingi o'ringa qo'ygan asosda yangi Afg'oniston hukumatı bilan hamkorlashadiganligini bildirgan. Shimoliy Koreyaning boshqarilgan bomba siniqi diqqat qo'zg'idi. Turkiya Avaz radiosi xabarda bildirilishicha, Yaponiya davlatlik televiziya kanali hukumat manbalarini asos qilgan xabarda Shimoliy Koreyaning 15 sentabr atiganda boshqarilgan bomba siniqi qilganligini bildirgan. Yaponiya davlat mudofaa ministrligi Shimoliy Koreyaning siniq qilganligi mo'ljallangan ballistik boshqarilgan bombaning Yaponiya tavalligiga tushmaganligini e'lon qilgan. Kyodo agentligining xabariga asoslanganda, Yaponiya dengiz qirg'og'i muhofazat atrofida boshqarilgan bombaning Yaponiyaning alohida iqtisodiy rayonining sirtiga tushgan bo'lishi mumkinligini bildirgan. 14 sentabr Amerika va Janubiy Koreya diplomatlari Yaponiyaning sohibxonligida yig'in chaqirib, Koreya yarim orolini yadrosizlashtirish va Shimoliy Koreya bilan suhbatlashish masalasini muzokara qilgan edi. 3 davlat vakillari Birlashgan Davlatlar tashkiloti xavfsizlik kengashining keng ko'lamli qirg'ichi qurollar va ballistik boshqarilgan bomba ishlab chiqarilishining oldini olish to'g'risidagi qarorga asosan Shimoliy Koreyani butunlay yadrosizlashtirish nishonini bo'ylab yaqin hamkorlik o'rnatish haqida kelishgan edi. Shimoliy Koreyaning boshqarilgan bomba siniqining Amerika bilan Janubiy Koreya diplomatlarining Tokioda o'tkazilgan Shimoliy Koreya temirlik yuqori darajaliklar yig'inidan keyinga to'g'ri kelishi diqqat tortdi. O'zbekistonda panohlanayotgan Afg'oniston fuqarolari 3-chi davlatga ketdi. Taliban Afg'onistonda hokimiyatni olqiniga olgandan keyin O'zbekistonda panohlangan Afg'oniston askarlari va fuqarolarining O'zbekistondan ayrilganligi bildirildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, O'zbekiston tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotida o'tgan oyda Taliban Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgandan keyin Talibandan qochib, qonunsiz yo'llar bilan O'zbekistonga kirgan va orasida askarlarimi bo'lgan barlik Afg'oniston fuqarolarining yaqinqi 2-3 kun ichida davlatdan ayrilganligini va 3-chi davlatga ketganligini e'lon qildi. Taliban oldingi oyda Afg'onistonni kontrolligi ostiga olgandan keyin harbiy uchquchilarni o'z ichiga olgan nurg'un Afg'oniston fuqarosi va 585 nafar Afg'oniston askari qonunsiz yo'llar bilan O'zbekistonga kelib olgan edi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price Kabul aerodromidan qatnayotgan Hüddigir aeroplanlari bilan birlikda normal yo'lovchilar aeroplanlarining qatnashini kapolatga ega qilish uchun Turkiya bilan Qatarning tirishchilik ko'rsatayotganligi bildirildi.
Ned Price kündülük muhbirlarını kütübeliş yığında Afganistan'ın növetki vaziyeti toğırsıda toxtaldı. O Kabul'daki Hamid Karzai Xalqara aerodromudun hüddüge ilingan aeroplanlarının asta-asta uçuşa başlıqalıqını, daimlah yolucular aeroplanlarının katlaşka başlıqalıqının hem Afganistan xalqı, hem xalqara cemiyet hem de talibalar üçün muhim ikerlikini etdi. Mazar-ı Şerif'ten katnaş başlayışı kütülüvatkan növetçi aeroplanlarının hazırgıca katnayalmasıqı meselesine yakından dikkat kılıvatkalıqını bildirgen Price, Mazar-ı Şerif aerodromunun aviasiya katnaşının başlayışı kerehlikini ve özlerinin bunun üçün tirişvatkalıqını kayıt kıldı. Bayanatçı yine 31 Ağustos'tan bu yan 36 Amerika buhrası bilen Amerika'da turuş kenişkisi var, 24 kişinin Afganistan'dan tarqalaştırılgalıqını sözüge ilave kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.